Herkese merhaba. Arkadaşlar SolidWorks 2020 eğitim setimizin bugünkü dersinde dairesel eksen etrafında çoğaltma detaylarını görmeye çalışacağız. SolidWorks'un İngilizce ismiyle Circular Sketch Pattern. Yeni bir sayfa açıyoruz. Önceki derslerimizde bir şablon oluşturmuştuk. O şablon üzerinden açalım. Şimdi bir tane düzlem seçelim. Bu düzlemi seçtikten sonra merkezden başlayarak bir daire çiziyorum ve çizdiğim anda buradaki ikona tıklayarak bunun bir eksen çizgisi olmasını sağlıyorum. Ardından da Stride Slot, slot çizme komutuyla bakın iki nokta belirle, merkeze göre belirle gibi seçeneklerimiz var. Merkeze göre bir slot çiziyorum buraya. Bunu iki boyutlu ortamdayken dairesel eksen etrafında çoğaltabilmek için şu kısımdan Circular Sketch Pattern'a gidiyorum. Buraya gelip nesnemizi seçtiğimiz anda SolidWorks programı, önceki dersimizde de görmüştük, 4 adete ayarlı. Buradan sayıyı artırabiliyorum. Bakın şu şekilde bir parça çok kolay bir şekilde elde ettik. Geriye aldım. Tekrar komuta gelip sketch'imi bir kez daha seçtim. Ve buradaki değeri 180 derece yapıyorum. 180 derece etrafında bir çoğaltma işlemi gerçekleştirmiş oldum. Kaç adet? 4 adet. Bunu 5 adet yaptım. Ve eğer istersem bunu şuradaki ikonla ters tarafa doğru çevirebilirim. Reverse direction, yönü değiştir ikonuyla bunu sağlayabilirim. İlave bir özellik, şuradaki kısmı açarak, instances to skip kısmını açarak ve bu bölgenin içerisine geldiğimizde şuradaki noktaya tıkladığımızda gördüğünüz gibi onu ortadan kaldırmış oluruz. Mesela bunu da kaldırdım. Toplamda 3 adet nesne oluşturmuş oldum. Yanlışlıkla tıkladığınız nesneler olursa tekrar buraya tıklayarak ya da buradaki ikonlara, noktalara tıklayarak, çift tıklayarak onların tekrar ekrana geri gelmesini sağlayabilirsiniz. Ölçülendirmenin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Açı ölçülendirmesinin ekranda oluşmasını sağlayabilirsiniz. Ve onaylıyorum. Gördüğünüz gibi 5 adet nesne orijinden parçamıza kadar 55.812 mm ve 45 derecelik açıyla çoğaltma işlemini gerçekleştirdiğimizi gördük. Şimdi tekrar geriye alıyorum. Buraya kadar her şey güzel. Ancak çizmiş olduğumuz ana daireyi şöyle orijinden farklı bir yere çizdiğimizde bizi bir sürpriz karşılayabilir. Yine bir slot çiziyorum. Ve aynı şekilde Circular Sketch Pattern komutuna giriyorum. Circular Sketch Pattern komutuna geldiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar program orijin noktasını dikkate alıp çoğaltmayı oraya göre yapar. Ancak ben çizmiş olduğum dairesel eksen etrafında çoğalmasını istediğimden dolayı yapmamız gereken şey bu kısma gelip dairemizin noktasını göstermek olmalı. Bakın buradaki değerlerle oynayarak X yörüngesi üzerindeki daire çapını küçültebilme şansına sahibim. Bunu Y ekseni üzerinden de gerçekleştirebilirim. Y ekseni üzerinden gerçekleştirdiğimiz nesnelerin dönüş yönlerine dikkat edin. Tamamen farklı bir şekil meydana getirmiş olurum. Bunları yaparken Equal Spacing işaretli. Bunu ortadan kaldırırsam eğer eşit aralıklarla oluşturma kısmından
çıkmış olurum. Ve buradaki açı değerini değiştiriyorum. Diyorum ki 30'ar derece aralıklarla bu nesneyi 9 adet çoğalt. Şuradaki dairemizi seçip bunu eksen çizgisi haline getirdikten sonra ardından bunu extrude boss komutuyla en basit haliyle katılaştırabilirim. Şimdi geri alma işlemini yapmayıp bir tane şekil üzerinde bunu oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. Geçen seferki dersimizde bu şekli çizmiştik. Şimdi de 6 numaralı şekli çizerek Circular Sketch Pattern komutunu, yani dairesel eksen etrafındaki çoğaltma komutunu noktalayalım. Merkezden başlayacağım. 1, 2, bir tanesi eksen 3, 4, 5 tane daire çizip hızlı bir şekilde bunları ölçülendireceğim. Geldim sıkıca. Circle. Birinci dairem, ikinci dairem, üçüncü dairemiz eksen çizgisi, dördüncü dairemiz ve beşinci dairemiz. Silmenize gerek yok. Ölçülendirdiğinizde ya da şu şekilde tutup çekiştirdiğinizde gerçek konumunu alacaktır. Ölçülere hızlı bir şekilde bakalım. 14, 22, 42, 63 ve 70. 14, 22, 42, 63 ve 70. Şimdi bunları oluşturduktan sonra şu 45 derecelik açının olduğu yerde radius değeri 3,5, yani çapı 7 mm olan bir dairemiz var. Burada da bir kanat var. Bu kanadın genişliği 4 mm, radius bilgisi de 4 mm. Önce kanadı oluşturacağım. Bakın şuradan başlayarak buraya kadar bir çizgi çekiyorum. Ve offset, ötelemek anlamına gelen komutu kullanarak 2 mm çizgiyi seçtim. Bakın reverse ters tarafa, bidirectional her iki tarafa doğru çoğaltmayı yapar. Toplam 4 mm'lik bir değer elde etmiş oldum. Şimdi şu kısımlarda radyüslerimiz var. Fillet komutuna tıklıyorum. Radyüs değerimiz 4 mm. Ve burayı radyüs haline getireceğim. Bakın tam dairenin birleşme noktasını yakalamadığından dolayı bunu yapmıyor. O yüzden şurayı trimliyorum. Bu çizgiye zaten ihtiyacım yok. Şimdi şuradaki noktayı seçtiğimizde çizgi kopuk olmadığından dolayı orayı yine yapmadı gördüğünüz gibi. Şöyle kopartıyorum. Ve radius değerini 4 mm olarak şuralardan oluşturuyorum. Bunu yaptıktan sonra bir eksen çizgisi çizeceğim. Centerline komutuyla şu taraftan bir eksen çizgisi çizelim. Bir tane de orijinden buraya doğru bir çizgi çizip ölçülendirme komutuyla bu çizgiyle bu çizgiyi dediğimizde 135 derece ölçülendirip tam bu noktanın olduğu yere de yarıçap değeri 3,5 mm olan dairemi çiziyorum. Şimdi hem bu daireden hem de buradaki parçadan toplam 4 tane olduğundan dolayı Circular Sketch Pattern bunu, buradaki radyüsleri ve şuradaki kanat parçalarını seçip onaylıyorum. Trim komutuyla buralara da şu şekilde kırparak şu kırpmaları da sağlayalım.
şeklimizi katılaştıralım. Burayı seçiyorum. Artık nereyi katılaştırmak istiyorsak. Bunları da seçersek göbekte 4 tane parça meydana getirmiş oluruz. Katılaştırmayı bu şekilde değil de Future'a geldiğimizde bu kısımları seçersek mm katılaştırma verelim. Ardından da tekrar Extrude komutuna geldiğimizde bakın şurayı açıyorum. Onun altından Boss Extrude'dan Sketch'e tıklıyorum. Ve şuradaki boşluğu seçip arkadaşlar sadece aradaki farkı görmek için bunu da 6 mm çoğaltalım. Gördüğünüz gibi daha farklı bir parça oluşturmuş oldum. Tabii arka tarafını o şekilde yapmadık. Şimdi geri alıyorum. Buradaki çoğaltmanın üzerine sağ tuş yapıp Edit Future diyorum. Ve bunu Blend değil de Mid Plane yapıyorum. Yani merkeze göre çoğalttım. Tekrar Extrude. Buradaki unsur ağacı Sketch'im. Ve boşluğu seçtim. Bu kez 10 mm diyelim. Ve yine ne olacak? Mid plane olacak. Evet, bu taraftaki kısmı karşı tarafa da oluşturmuş oldum. Şimdi bugünkü dersimizde Circular Sketch Pattern ile beraber Mid plane ile her iki tarafı doğru çoğaltmayı da görmüş olduk. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.